وتدلو بها الى الحكام رشوت vererek hakimlere, yöneticilere meyletmeyin. ولا تركنوا الى الذين ظلموا ayet. فتمسكم النار. ولا تركنوا الى الذين ظلموا. يا ربي سرع. فتمسكم النار. Sakın zulmedenlere meyletmeyin. Haksız yere bu şekilde, velev ki kafir bile olsa, malını yemeyin, Allah diyor. Yemeyin. La ilahe illallah. İlel hukkam. Lite'kulû ferîkan min emvalin nâs. Bazı insanların rüşvet yoluyla, haksızlık kazanç yoluyla onların mallarını yemeyin, Allah diyor. Ve abilerim, bakınız kardeşlerim, bunların en büyük örneği mesela ihaleler. Bazı ihaleler, değil mi? Bir hocamız anlattı, bir kişi ihaleye girmiş diyor. 10 kişi de girmiş. Demiş ki bakınız, yani ben bu işi alacağım. Siz boşuna gelmeyin. Yani böyle mi istersin? Yani tehdit etti açıkçası. Benimle baş edemezsiniz. Ben bu işi alırım diyor. Gelin size şu kadar vereyim, çekilin gidin. Yok şöyle böyle bakmışlar, baş edememişler. Adam da onlara kişi başı şu kadar vermiş, ayrılmışlar. Mesela 10 vermişse diğer taraftan adam 30-40 kazanacak. Bu nedir? Bu haksız kazançtır. Haksız bu. Olmaz. Neler dönüyor neler? Neler dönüyor neler? İşte böyle yapmayın, Allah diyor. Veyahut da yandaş şirketine adam veriyor. Rüşvet yoluyla. Git bize şunu şunu al, al onu. Git şu derneğe, şu vakfa yatır şu kadar para. Al bu işi diyenler çok. İşte böyle yapmayın, Allah diyor. Yapmayın. Yapmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. La ilahe illallah. Neler dönüyor neler? La ilahe illallah. لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ. Haksız yere insanların mallarını yersiniz. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hatta siz bu bile bile yapıyorsunuz. Kur'an'a iman etmenize rağmen, Muhammed size hatırlatmasına rağmen ve siz Müslümansınız. Buna rağmen bunu mu yapıyorsunuz? Bunun ne kadar büyük bir cürüm olduğunu mutlaka göreceksiniz. Ne zaman? Tövbe etmezseniz leteravunnel cehim, mutlaka cehennemi göreceksiniz. Yapmayın. Yapmayın. Ed dünya kasira. Hayat kısadır. Bunun hesabı var. Şimdi amel var, hesap yok. Orada hesap var, amel. La ilahe illallah. İşte bunu bilmenize rağmen ne diye bunu yapıyorsunuz, Allah uyarıyor. Sakın böyle yapmayın. Haksız yere birbirinizin mallarını yemeyin. Allah tebareke ve teala buyuruyor. Sonra yes'elûneke anil ehille. Başka bir konuya girdi. Burada ey Resulüm, gelip sana hilalden soruyorlar. Bunlar daha tevhidi kavramış değiller. Ve Resul niçin gönderildiğini daha anlamış değiller. Hilallar, hilalden şuradan buradan soruyorlar. Yahu Resul'e nasıl sorulacağını ilk önce öğrenin edeple. Ondan sonra bu hilale gelin demek istiyor burada. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ. Ey Resulüm. Bakınız. Dikkat edin bakınız. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّ. Hilalden yani soruyorlar. Tıpkı yani وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ. Değil mi? Dağlardan, kıyametten sana soruyorlar. Ey Resulüm. قُلْ يَا مُحَمَّدْ. De ki ey Resulüm, هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Hac için belirlenmiş olan günlerdir, aylardır bunlar. Eskiden biliyorsunuz böyle astrolojik böyle teknoloji, böyle saatler yok. Aya göre. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayı, Ramazan ayını neye göre? Hilala göre. Hilalı gördüğünüz zaman oruca başlayın. Hilalı gördüğünüz zaman bayram yapın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hilala göre. Bugün gibi takvim şeyler yok.
feleki ilmi yok. Ha, o zaman bunlar vardı. İşte burada yes'elûneke anil ehille. Ey Resulüm, sana hilalden soruyorlar. Kul hiye mevâkîtu linnâsi vel hac. Hac için belirlenmiş vakitlerdir bunlar. Bakınız, وَلَيْسَ الْبِرَّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. Burada diyor ki, yani burada her ne kadar siz bu soruyu soruyorsunuz, bu iyilik değil, güzellik değil. Güzellik, iyilik nedir biliyor musunuz? Hakkıyla ona iman edin. Daha siz kapılara, yani evlere nereden gireceğinizi bilmez iken, iman etmemiş iken nasıl olur da bu hilalden soruyorsunuz? Çünkü biliyorsunuz eskiden cahiliye döneminde evlere arkadan giriyorlardı ihramlı. Niçin? Çünkü önden girdikleri zaman uğursuz sayarlardı. Tıpkı bizde bazı insanlar uğursuz saydıkları gibi. İşte diyor ki, baykuş öttüğü zaman mutlaka cenaze vardır. Maşallah. Maşallah. Başka işin yok mu? Vallahi dinini bilmiş olsaydı böyle demezdi. Yok, siyah kedi gördüğü zaman sabahleyin işin ters gidecek. Değil mi? Siyah köpek gördüğü zaman ters gidecek, değil mi? Yok efendime söyleyeyim, iki bayram arasında nikah olmaz. Niye? Kim dedi? Yok, nikah kıyıldığı zaman şu şekilde parmaklarınızı yaparsanız o evlilik batıl olur, o nikah batıl olur. Kim diyor ya? İşte bu tür şeyler bizde var olduğu gibi o zamanda da vardı. Demek ki cehalet hale vardır. Ben la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesine rağmen adam diyor, ha gittik bir ara kıydık nikah. Kadın diyor ki, oğlum yani böyle yapmayın. Hayır, bu nikah batıl olur sonra. Dedi dedim, yani öyle bir şey yok. Yok yok hocam öyle. Yani bilmemesine rağmen, inadına rağmen diretti adam da, dedi ki yap. Yani olmasa rağmen, yani adam ona sonra yok nikah olmayacak. Bırakmayacaklardı. Dedi ki bırak. Bundan sonra herkes. Bu aslı yoktur. Ne Kur'an'da ne sünnette vardır. Ama işte duymuşlar ya. Batı inanç. Biz babamızdan, atamızdan böyle gördük. Değil mi? Bunlar hepsi hurafedir. Hurafedir, hurafedir. Adam muska yapar, takar. Bu muska olmadan ben yatamam. Ya bu şirktir. Ve buna benzer. Şirktir bu. İşte siz daha bunları kavramamış iken, tevhidi anlamamışken kalkıp hilalden, şuradan, buradan. Ya bu Resul, astronik bu hilal şeyleri için gönderilmedi. Gönderilmenin tek gayesi nedir? اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهِنْ غَيْرُهُ. Ona kulluk edin, ondan başkasına ibadet etmeyin size demesi için gönderildi Resul. Bunun için gönderildi Resul. Evet.